organik, verimlilik, dayanıklılık, temizleme. Sıvı organik gübre Resfree ürününüzü, yatırımınızı ve toprağınızı iyileştirir. Evet sevgili izleyiciler, canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Toros Tarım'ın basın danışmanı, basın yüzü Sayın Profesör Doktor Habil Çolakoğlu hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yeni bir fuarda yine beraberiz. Mutluyuz, yaşamayı devam ediyoruz. Hocam isterseniz önce Toros Tarım'la başlayalım. Toros Tarım'ın çiftçilere ve üreticilere olan katkılarına başlayalım. Şöyle, nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Eski adıyla Toros gübre olarak üreticiler bunu bilmekteler. Evet. Sadece bir gübre olarak da. Ancak Toros gübre zaman içinde bünyesine tohum ıslahını katmak suretiyle tohumculuk. Patateste Adana'da Agripark dediğimiz bir sistem mevcut. Doku kültürü yöntemiyle patates tohumu üretiyor. Buradan da Türk tarımına hizmet veriyor. Bunun yanında fidecilik kısmı vardır. Piştil fidecilikle Türkiye'nin en büyüğü 125 milyon adet fide üretiyor her aşılı aşısız. Bu yönüyle de bunu yapıyor. Ayrıca sadece 3 tane fabrikasının yanında, üretiminin yanında son yıllarda damla sulama sisteminin yaygınlaşmasına paralel olarak damla sulama sistemine uygun gübreleri de bünyesine katmak suretiyle Türk tarımına gerekli hizmeti yapmaya gayret ediyor. Düşünün bir kuruluş Türkiye'nin %40 ekmeğini üretiyorsa o kuruluşun da ülkesindeki onu kullanan üreticilere karşı bir sosyal sorumluluğu olması gerekir. Evet. Bunu da Toros Tarım elinden geldiği kadar yapmaya gayret ediyor. Ancak devletimizin veya Tarım Bakanlığımızın bu gibi kuruluşları teşvik etmesi veya yönlendirmesinde büyük yarar vardır. Evet. Hocam, fuarımız devam ediyor ama isterseniz az önce konuştuğumuz konuyu biz bir girelim. Şimdi Başbakanımız seçimler aşamasında gübrede KDV indirimiyle ilgili vaatlerde bulunmuştu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz firma, bir gübre firması olarak? Sadece üretici açısından değil, ürün çiftçilerin açısından baktığımız zaman da olumlu bir sonuç getirmesini düşünüyoruz değil mi? Şöyle söyleyeyim. Ülkemizde ortalama 5 milyon ton kadar klasik gübre kullanılır. Ortalama tonunu 1 milyon demiş olsak %18 KDV var. 5 milyon tonda %18 KDV neredeyse 900 milyon dolara yakın bir para tutar. Dolar bazında düşündüğümüzde. Büyük bir rakam bu. İnşallah devletimiz bunu yaparsa ancak kademe kademe indirmesinde yarar vardır. Örneğin nasıl sertifikalı tohum kullanımında, damızlık hayvan üretiminde belirli KDV oranları çok düşük vaziyette veya sıfır düzeyde ise gübrede de bunu yapmasında büyük yarar var. Bugün kullanan bir çiftçi en az gübre kullanan yaklaşık senede 4-5 ton kullanıyor. %18'den neredeyse 9 bin lira, 10 bin lira gibi bir rakam az bir rakam değildir bu. Yani bunu yapabilirse devletimiz yapmasında büyük yarar vardır. Çünkü gübre bizim ekmeğimiz neyse, sebzemiz, meyvemiz, etimiz neyse, bitkilerin de eti, sebzesi, yoğurdu, sütü evet, gübrelerdir. Doğru. Önemli olan bunların çok dikkatli ve doğru kullanılması. Zaten Toros Tarım'ın Tarım Bakanlığı'yla yürüttüğü bir proje var, sizler biliyorsunuz. Toplantılarda bunları söylüyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin bildiği hatırımda kaldığı kadar 72 ayrı ilçesinde her biri en azından 40-50 dönüm olan yerde doğru ve dengeli gübre projesi yaparaktan çiftçilere görerekten gözüyle görmek suretiyle nasıl gübre kullandığı konusunda bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Şüphesiz biraz önce söylediniz. Toprak analizi yaparaktan neler eksikse onu verelim. Bitkinin 10 tane besin elementine eksiği olmayabilir. 3 tane ise 3'ünü vereceğiz. 2 tane ise 2'sini vereceğiz. Ama ne miktarda vereceğiz? Onu gözlem bakarak anlamak mümkün değil. Mutlaka devletin onay verdiği
laboratuvarlarda analiz edilerekten o bölgenin iklim şartlarına göre. Üreticiyi biraz daha bunu açayım, iklim şartını. Tabii ki. Konya bölgesinde diyelim ki A çeşidi buğday üretiliyor. İklim şartları belli. Sulama yapmıyorsa alacağı verim 300-350 kilo. Ama Çukurova'da bu tarımı yapacaksa çeşit farklı 700 kilo, 800 kilo verim alıyor. 300 kiloya verimle 700 kiloya verecek olan gübre miktarları ve çeşitleri birbirinden farklıdır. Aynen 30 dekarlık tarlaya süreceğin, sarf edeceğin mazot farklıdır. 100 dekara sarf edeceğin farklıdır. Bu bakımdan gübre gerçekten çok önemli. Gübrenin ham maddeleri yurt dışından geliyor. İnanın fosforun tamamı yurt dışından. Bizim fosfor yataklarımız yok. Adıyaman'da fosfor yataklarımız var, Mazı Dağı'nda. Ama bugünkü gübre üretim teknolojisiyle o ham fosfatları kullanıp fosforlu gübre üretemiyoruz. Evet. MTA bu konuda çok çalıştı. Firmalar da çok çalıştı. Ama gün gelecek teknoloji ilerlemek suretiyle Mazı Dağı'ndaki ham fosfatlarımızdan kendimiz de fosforlu gübre üretebileceğiz. Demek aslında zengin kaynaklarımız var o zaman. Var ama. Yeraltı kaynaklarımız var. Homojen değil. Çıkarıyoruz da bugünkü teknolojide dışarıdan almak çok daha ucuza geliyor. Bağımlıyız şu anda. Bağımlıyız. Aynı olay Türkiye toprakları potasyumca zengin diyoruz ve genellikle potasyumlu gübre tüketimimiz de çok yüksek düzeyde değil. Örneğin 10 tane azot tüketiyorsak bir tane potasyum tüketir durumdayız. Ama Türkiye'de topraklar potasyumla zengin ama bir tane potasyum madeni yok. Almanya'dan, Rusya'dan, zaman zaman İsrail'den potasyumlu gübreler ithal ediyor. Diğer bir ifadeyle bizim gübre sektörümüz Yüce Allah'ın şu havaya verdiği azot hariç dışa bağımlıyız ham madde bakımından. Evet, azot bakımından ise enerjiye bağımlıyız. Allah korusun son zamanlarda birazcık Rusya ile aralarımız bozuldu. İnşallah düzelir. Kullanılan enerjinin büyük bir kısmı gübre sektöründe de kullanılıyor. Evet. Ben insanımı üşütmektense gübre sektörümü devre dışı bırakırım deriz. Enerji, İksaç mesela. Diyelim ki doğalgaz olmaması durumunda üre gübresi üretemeyiz. Hem ham madde hem enerji. Her ikisine de destek. Bilmiyorum yani. Politikaya inşallah girmiyordur ama yok, o konunun bir uzmanı olarak inşallah bu problemlerimiz çözülür. Üretici bakımdan da tabii ayrı sorunlar da evet, mevcut. Evet, inşallah en kısa sürede çözülmesini temenni ediyoruz hocam. Hocam genelde biz sizlerden mesleği öğrenmeye çalışıyoruz. Şu problemle karşılaşıyoruz. Üreticilerimiz gübre konusunda çok dertli. Özellikle toprak analizi konusunda. İlk sorduğumuz şu oluyor. Toprak analizi yaptırdın mı? Hayır diyor. Yaptım. Veya işte 3-5 sene önce yaptırmış, o sonuçlarla devam etmeye çalışıyor. Bize diyoruz ki doğru sonucu alabilmemiz için ne ekerseniz ekin mutlaka toprak analizi yaptırın. Buna üreticilerimiz ya üşeniyor ya zor geliyor ya maddi açıdan belki de girmek istemiyor. Böyle bir zorluk ve kısır bir döngü içerisindeyiz. Üreticilerimizle mühendisler arasında yaşanan bir problem var. Siz Toros Tarım olarak, Habil Çolakoğlu olarak bu konulardaki çalışmalarınız nedir hocam? Ne yapabiliriz bu konuda? Şimdi, çünkü bu konuyu aşamıyoruz. Çok büyük bir sıkıntı hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bir gübreleme hocası, toprak verimliliği hocası olarak her yıl toprak analizini yapmaya gerek yok. 3 veya bitkisel üretim çeşitliliğine göre senede 2 ürün, 3 ürün alma durumu, tek yıllık bitki, çok bir yıllık bitki oluşuna göre 3 veya 5 yılda bir toprak analizi yapılsa üretici için pek problem olmayacak. Yeterlidir diyorsunuz. Yeterli gelecektir. Çünkü toprakta değişmeyen özellikler mevcuttur. 10 sene sonra da o özellik hemen hemen aynıdır. O zaman o özellikler yerine sadece 3 veya 5 yılda bir, yeter ki üretici iyi kayıt tutmuş olsun, nitekim sürdürülebilir tarım sistemi var. Geçen sene ne ektin, hangi gübreyi kullandın, evet, hangi ilacı kullandın şudur. O bilgiler elimizde mevcut olunca her yıl gübre toprak analizi yapmaya gerek yok. Çünkü gübrelerin ertesi senelere etkileri de mevcut. Evet. O zaman ben 3 yıl önce gübreye verdiğim tavsiyeyi, şu bitkiye şunu kullandı, bu bitkiye bunu kullandı. Ha şimdi şunu kullanacak. 4. veya 5. yılda gitsin tekrar toprak analizi yaptırsın. Her yıl yaptırmak
biraz problem. Hatta sizler de biliyorsunuz yüzlerce özel toprak laboratuvarları açıldı. Evet, evet. Bana göre yazık oldu büyük bir kısmına. Hmm, neden? Akredite olmaları gerekir. O kadar da çok fazla laboratuvara da ihtiyaç yok. Yurt dışından milyonlarca lira harcamak suretiyle laboratuvarlar kuruldu. Ama ne yazık ki uzman eksiğimiz var değil mi hocam? Uzman yesim. Evet, bir kimyagerimiz veya kimya mühendisimiz var. Analizler için tamam, ziraat mühendisleri de yapıyor. Ama siz gördünüz mü? Bir biyokimya uzmanı, idrar kan tahlili yapıyor, röntgen uzmanı size ilaç tavsiye ediyor mu? Etmiyor. Hayır. Ama ne yazık ki bizde analizi yapanlar gübre tavsiyesi yapmak suretiyle, ne diyeyim, günahlarını almayayım ama biraz hatalar meydana gelebilir. Burada hatalar oluşabilir. Hatalar olduğunu biliyorum. O zaman söylediğiniz şekilde olduğu zaman bir sıkıntı kalmıyor diye düşünüyorum. Ama hiç yaptırmayanlar için bu sıkıntı devam ediyor. O yapılması lazım. Mutlaka 3 veya 5 yılda bir, isterse 10 dekar yeri olsun, isterse 1000 dekar yeri olsun. Zaten 1000 dekar yeri olanlar devlet desteklemesi bakımından, evet, devlet de 50 dekarın üzerindeki parseller için destek alabilmek için analiz yaptırmak mecburiyetindeler. Bu bir yerde aslında körüklüyor, teşvik ediyor, evet, aslında. Peki hocam, gübre sektörüne şöyle bir baktığımız zaman çok geniş bir yelpaze oluşmaya başladı. Evet. Yerli ve ithal ürünlerimiz, çok fazla ürünler var. Siz olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok ürünümüz var. Gerçekten kayda değer ürünlerimiz de var. Merdiven, evet, altı olarak tabir ettiğimiz ürünler de var. Üreticiye tavsiyeleriniz bu konuda nelerdir? Neleri kriter alması lazım? Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki mevcut 6 tane büyük gübre sanayi, en büyüğü %38 üretim 40 payıyla Toros Tarım'da, geri kalanı İksaç, Bağfaş, Gübretaş gibi kuruluşlarımızda, bunların gübrelerinde, üretimlerinde bir problem yok. Ancak kapasitelerin toplamı senede 5,8 milyon ton olmasına, hatta biraz daha arttı, ilaveler yapıldı. 3-3,5 milyon ton üretiyoruz. Neden? Ham maddede temininde güçlükler çekilmesi nedeniyle veya o gübrenin yurt dışından daha ucuz temin edilmesi nedeniyle fabrikaların ortalama kapasitesi %60-65 ile çalışıyor. Dolayısıyla %35 boşa gidiyor. Gübre maliyeti yukarıya artmış olur. Düşünün, fabrikanız var. Senenin 200 günü çalışıyor, 150 günü çalışmıyor. Evet. Ne olur? Randımanlı olmaz tabii. Randımanlı olmaz. Evet. Çünkü bu devamlılık üretilen bir şeydir. Bu fabrikaların, klasik gübreler için söylüyorum. Biraz sonra diğer konuya geleceğim, merdiven altı dediğinizde. Klasik gübrelerde hiçbir sorunumuz yok. Bir sorunumuz var, sadece sahte gübre. Evet. Üreticiler çok dikkatli olsunlar, bayiler çok dikkatli olsunlar. İnanın, her firmanın bir tırıyla diyelim ki 20-20 gübresi geliyor veya üre gübresi geliyor, bayiye gidecek. 20 ton veya 30 ton iyi gübre sahtekarın elinden indirilir. Yerine gübre yerine geçebilecek olan diye düşündükleri kaya tuzudur, Leonard, ona benzer maddeler koymak suretiyle sahte gübre. Sahte gübre kullanımında devlet de kontrolünü çok yapıyor. Üreticiler bilmediği bayiden gübre almasınlar. Bir tek en büyük problem gördüğüm kadarıyla bu sahtekarlar, her firmanın orijinal ambalajını yapmak suretiyle içine toprak veya dediğim gibi tuz veya başka materyaller koymak suretiyle gübre diye satmaktalar. Bunu aldanmasınlar. Klasik gübrelerde firmalarda hiçbir problem yok. Bir tek sahte gübrelerde, ki senede 3-5 kişi de yakalanıyor ama değişik isimlerle ve caydırıcılık şeyi de çok az. Bildiğim kadar 700-800 lira küçük bir ceza ödeyip bilmem ne yapıyorlar. Bunu değiştirmeleri gerekir. Evet. Gelelim merdiven altı dediğiniz. Özellikle damla sulama sisteminde kullanılan suda çözünme oranı, erime oranı yüksek olan gübreler veya yaprak gübrelerinde hakikaten çok fazla merdiven altı gübre üretimi yapılmaktadır. Üreticilere de tavsiyem, bu konuda en iyi bildikleri firmaların gübrelerini kullansınlar, alsınlar. Bilmediği, bilmem ne Latince isimleriyle yazılan bilmem ne gübresi, şu gübresi, bu gübresi deyip almasınlar. Bildikleri, inandıkları bayilerden, güvendikleri büyük firmaların gübrelerini alsınlar. Ki ülkemizde bu gübreler, nitekim Antalya Tarım Fuarı'nı siz de geziyorsunuz, gerçekten de çok
dürüst, çok sağlam. Kesinlikle. Özel gübreler üreten, ki biz özel firmaları, gübreler diyoruz bu firmalar. Ancak fiyatları bunların pahalı. Klasik gübre diyelim ki birim olarak kilosu ortalama 1 lira dersek, onlar 2,5, 3 lira, 4 lira, 5 lira gibi. Çünkü ülkemizde bunlar üretilmiyor. Ham maddeleri yurt dışından getiriliyor. Burada karışımlar yapılmak suretiyle satılıyor. Bizde damla sulama sistemine uygun gübreleri üretecek kimya sanayimiz henüz gelişmiş durumda değil. Hocam, ham madde dediniz ya, şimdi bazı üreticilerimiz var. Olayı birazcık da tabii sorgulayan ve araştıran üreticilerimiz ham madde bazına inmiş durumda. İşte fosfor, çinko gibi tek olarak satılan ham maddeleri alıp kullanma bazına yoluna da gidiyorlar. Doğru. Bu metot olarak doğru mudur? Doğrudur. Örneğin diyelim ki damla sulama sisteminde 20-20-20 kompoze gübre yapacaksınız. Artına da mikro elementleri koyacaksınız. 20-20-20 neden yapılıyor? MAP diyoruz, fosfor kaynağı. Evet. Ama suda çözünür oranı yüksek. Evet. Potasyum nitrat kullanıyor. MKP dediğimiz monopotasyum fosfat kullanıyor. Ondan sonra üre kullanabilir. Artı mikro elementleri ilave ediyor. Bu gübreleri kendisi, inanın benim yaptığım hesaplamaya göre, 1 kilogram 20-20-20 artı mikro element gübresi diyelim ki 4000 lira, 4 lira kilosu. Evet. Torbası 100 lira diyelim. Kendisi benim hesaplama yaparaktan, ki Toros gübrenin kendi gübreni kendin yap broşürü de mevcuttur, internete girdiğinde de vardır. Kilosunu 4 liraya mal ettiğini 3 liraya mal edebiliyor. Yüzlerce kilogram kullandığı zaman bunu gübrelemede %25-30, hele inşallah Sayın Başbakanımızın verdiği sözler yerine gelir, %18'de KDV düştüğümüzde neredeyse gübre %50 maliyet azalmış olacaktır. %50 ucuzlamış olacak. Tabii. Çiftçimiz için %50 bir kazanç büyük olacak. Çünkü en büyük girdi gübrededir. Bakın, Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla tüm zirai ilaçlamalarda kullanılan ilaçların en azından 5 katı kadar fazla para gübreye ödeniyor. Büyük rakam. Evet. Tonunu 1000 dolar, tonunu 600-700 dolar demiş olsanız 5 milyon tondan çarp, 3,5-4 milyar dolar. Büyük para. Toplamda dönen bir, yani %10'luk bir doğru veya tasarruflu gübre kullanmak, tasarruf kelimesi belki yanlış oldu ama doğru kullanmak 300-400 milyon liranın, doların Türkiye'de kalmasını sağlamak demek. Çiftçinin cebine girmesi demektir bu. Evet hocam. Peki hocam, sonbaharı açtık, artık kış ayına girdik. Kar yağmaya başladı şu anda farklı bölgelerde. Bir gübreleme tavsiyesi yaparsak meyve ve sebze bahçeleri için. Olur. Şöyle söyleyeyim. Özellikle kışı çok soğuk geçen yerelerde üreticiler Şubat ayında filan yağışlardan dolayı çok yıllık bitkilerde bahçelere giremedikleri için, meyve bahçelerine giremedikleri için sonbaharda gübre kullanmayı tercih ediyor. Fındıkçılar da bunu yapıyor biliyorsunuz. İçinde azot bulunan gübreler sonbaharda katiyetle uygulanmaz. Uygulaması durumunda erken uyanmaya sebep olur. Bu sefer donlardan, soğuklardan bitki zarar olur. Nitekim geçen sene kayısında bunu yaşadık. Sonbaharda gübre kullanılacaksa içinde fosfor ve potasyum bulunanları kullanması gerekir. Azot verirse erken uyandırır azot. Biliyorsunuz azot bitkinin toprak üstü kısmını en hızlı geliştirebiliyor. Ama dünyada da bizim ülkemizde de benim de tavsiyem en doğru gübre kullanımı çok yıllık meyve ağaçlarında sürgünlerde göz kabarmasından 2-3 hafta önce, bu bir ay önce de olabilir, 2 hafta önce de olabilir. Ne zaman bahçesine, bağına, zeytinine girebiliyor, o zaman vermesi en yararlı. Ama giremediği durumlarda dediğim gibi sonbaharda içinde azot olmayan gübreleri çok yıllık bitkilerde bunları kullanabilir. Sebze ve meyvelerde, kışlık sebzelerde ise fide dikiminden veya tohum ekiminden önce vermesi gerekir. Kışlık bitkiler oldukları için soğuklara, lahanadır, karnabahardır, biliyorsunuz bunlar kışlık bitkilerdir. Bunlar soğuklara dayanır, 2 besinli veya 3 besinli kompoze gübrelerle taban gübrelemesini yapar. Ondan sonra çapalamada tekrar 3 gübreleme uygulayabilir. Hocam, özellikle bor son dönemlerde herkesin konuştuğu bir
element olarak şu anda gündeme geldi. Gerçi çoktandır var ama yeni yeni gündeme geliyor. Mikro elementler açısından baktığımız zaman özellikle meyve ağaçlarında hocam uygulama gene söylediğiniz şekilde mi yoksa erken yapılanmanın faydası var mı? İyi ki açtın o konuyu. Biliyorsunuz Türkiye'de devletin Boren Enstitüsü vardır. Bor üzerinde çok çalışmalar yapılıyor. Araştırıcılar, hocalar da çalışıyorlar. Bor tozlaşma dediğimiz, nasıl bir çiçeği alırsın? Ortada bir dişicik, tepecik, yuvarlak, yanda da bir sürü sarı sarı renkli şeyler olur. Tozlaşma, arılar tozlaştırır veya rüzgar tozlaştırır. Bor, polen dediğimiz yani erkek dediğimiz şeyin dişicik tepesine gelip onun döllenmesini sağlayan bir besin elementi. Bor ucundan aşağı indirtiyor. Çok önemli bir besin elementi. O zaman şöyle söyleyeyim basit olarak. Yaprağını döken meyve ağaçlarında, yani turunçgil ve zeytinler hariç, onlar dökmezler. Yaprağını döken meyve ağaçlarında hasattan sonra, hasat işlemi bitti, yapraklar hala da canlılığını devam eder. Yaprak dökümünden bir ay öncesine kadar, hasat sonuyla yaprak dökümü öncesi arasında yapraktan borlu gübre, çinkolu gübre, hatta gerekiyorsa kalsiyumla birlikte 3 besini 1-2 defa zirai ilaçlama yapar gibi yaparsa meyve gözlerinin adedi artar, meyve tutumu artar ve yüksek verim alır. Yok ben yapraktan değil de benim damla sulama sistemim var ise hasattan sonra yapacağı sulamalarda içinde fosfor bulunan MKP diyoruz monopotasyum fosfat artı bor ve çinkoyu da damla sulamayla verip bitkinin almasını sağlamak. Hangi imkanı varsa onu yapar. Bor gerçekten önemli bir besin elementi. Ayrıca bunun yanında bor yağ metabolizmasında da ayçiçeğinde, kanola gibi bitkilerde, yağlı bitkilerde potasyumla birlikte kullanması durumunda yüzde yağ biriminde veriminde artışlar da meydana getiriyor. Pancarda da bor uygulaması yapılıyor mu? Yapılıyor. Sebebi şu. Pancarı zaman zaman siz de görmüşsünüzdür. Pancar yumrusunu kestiğin zaman içinde bir boşluk kahverengi. Bazen turplarda da görürsünüz bunları. Evet. O bor eksikliğinden ileri gelmektedir. Pancarda da hatta ben bildiğim kadar eski pancar araştırma şirketi Enstitüsü bu konuda çok çalışmalar yaptı. Borlu gübre kullanmak suretiyle yapraktan veya yağmurlama sistemiyle veya topraktan da verdirilebiliyor. Ancak bor öyle bir element ki tam şimdi gençler bilmezler onları. Eskiden biz ciletlerimiz vardı. Takardık alete böyle. Ciletin bir yüzü gibi. Eksikliğinde tamam koydun. Şuraya geldin. Bir milim fazla ver. Bu sefer toksik zarar meydana getirmeye başlıyor. Çok dikkatli kullanmak gerekir. Kabaca bir rakam vermek gerekiyorsa özellikle Körfez bölgesi dediğimiz Edremit yöresindeki zeytinciler çok iyi bilirler. Karadeniz bölgesindeki fındık bahçelerinde, çaylarda onlarda şey yapılır. Bir dekara yani 1000 metrekareye topraktan uygulama için söylüyorum. 1 veya 1,5 kilogram boraks, metanındır bu, o yöntem üretir. Yeterli gelir. Her sene kullanmaya gerek var mıdır? 2 yılda bir. Dönüşümlü olarak. Efendim 750 gram veremem bilmem ne ver. O zaman sen 1,5 kilo verirsin veya 2 kilo. 3 yılda bir. Dermekte yarar vardır. Bor çok önemli. Topraktan veremiyorsan biraz önce söylediğim gibi yapraktan uygulama yaparsınız. Nitekim Karadeniz'deki bayileri gezin. Çinko ve borlu 5 kiloluk 10 kiloluk paketler halinde normal klasik gübre ilave olarak veriyorlar. Özellikle yağışı fazla olan asit karakterli topraklarda bor noksanlığı görülebiliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz muhabbetinize. Hakikaten doyumlu ve sizden çok fazlasıyla bilgi alıyoruz. Az sonra Dilek Hanım ve üreticilerimizle beraber olacağız sanırım. Son olarak bir fuar değerlendirmesi yapalım. Fuar dün başladı, bugün ikinci günündeyiz. Beklentileriniz nasıldır? Çok fazla gezemedim ancak civarındaki şeylere baktım. Bazı güzel yenilikler var. Hatta dün şaşırdım. Senelerdir ben gelir giderim bu fuarlara görüyorsunuz.
Evet. Dün çok kalabalıktı. Hayret ettim. Gerçekten kalabalık. Ne oldu? Bir şey mi acaba dedim, dışarıda bir şey mi dağıtıyorlar? Girene param veriyorlar diye bu kadar kalabalık ben görmemiştim. Enteresan. Evet. Demek ki yalnız fuarlar bir bilgi alışverişin çok önemli. Evet. Gözle çiftçi görüyor. Uzmanıyla görüşüyor. Benden aldığı bitkiyi başka bir firmaya gidiyor. Aa, o da aynı şey. Ya demek ki böyleymiş bu diyor. Bu sadece gübre bakımından değil, ilaç bakımından, tohum mekanizasyon bakımından, her şey hepsi bakımından. Az çok önce iyi. Engin Bey vardı konuğumuz canlı yayında. Onunla da aynı konuyu konuştuk. Hakikaten bu fuar birazcık daha farklı. Bir nevi okul. Evet. Kısa süreli kurs diyelim biz buna. Kesinlikle. Hatta fuara katılanlara ben olsam Tarım İl Müdürlüğü olarak belki fuara de katılmıştır. Belge vermesine assın böyle çiftçilerimiz, böyle şeylere meraklıdır. Gerçekten bir okul gibi buraları. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyoruz. İyi fuarlar diyoruz. Çok sağ olun katıldığınız için. Hayırlı yayınlar diliyorum ben. Sağ olun hocam. Evet sevgili izleyiciler. Profesör Doktor Habil Çolakoğlu'yla gübre ve gübre sektörünü, fuarı konuştuk. Sanırım kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Organik, verimlilik, dayanıklılık, temizleme. Sıvı organik gübre Res Free ürününüzü, yatırımınızı ve toprağınızı iyileştirir.